Herkese merhaba, ben Emre İlhan, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne bağdayız ne bahçedeyiz. Evimizin içinde salondayız. Uzun zamandan beri almayı düşündüğüm bir ürün vardı. Bugün itibariyle geldi ve sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bunu hem ben kullanacağım hem eşim kullanacak. Şöyle söyleyeyim, şurada hemen konuya girdim. Kusura bakmayın. Şimdi ben genelde bilgisayarımı kullanıyorum. Biliyorsunuz YouTube'a içerik üretiyoruz. Montaj yapmamız gerekiyor. Ben genelde bilgisayardan yapıyorum. Bilgisayardan yaparken şurada olmuyor. Burada olmuyor. Burada da hususi bunun içinde bir masamız yok. Biz de portatif bir masa satın aldık. Tekerlekli. Hemen ürünü getiriyorum arkadaşlar. Hemen şuraya bırakacağım. Evet, ürünümüz hepsi buradan satın alındı ve 8. Cadde diye bir satıcı tarafından sanırım bu ürünü onlar üretiyor. Vakit kaybetmeden birlikte ürünü açalım. Portatif bir masa. Hiç de yanıma tornavida da almadım. Her şey arabada, evde tornavidamız varsa da bilmiyorum. Şöyle parçalayacağım artık. Evet, rengi de güzelmiş. Yükseklik ayarlı dediler. Öyle yazıyordu. Montajı kolaya benziyor. Herhangi bir profillerde bir zedelenme, bir şey söz konusu görmüyorum. Basit profiller. Şöyle ağacın rengi de çok güzel. Bu büyük bir ihtimalle suntadır. İçinden böcek çıktı. Herhangi bir yerinde bir şey var mı? Ağacımız, şeyimiz, masamız çok güzel arkadaşlar. Rengi mengi harika. Herhangi bir deformasyon söz konusu değil. Şöyle de yakından da gösterelim. Herhangi bir deformasyon da söz konusu değil. Ve şöyle de bir montaj kitapçığımız çıkıyor. Şöyle gösterelim. Bakalım ne yapacakmışız. Hemen şu şekilde. Bunlar buraya vidalanacak. Aslında şuralara da bence delik açabilirlermiş gibime geliyor sanki. Alyan olması da bir kolaylık. Az önce işte tornavida aramaya gidecektim. Ama gerek kalmadı. Bu şekilde yapacağız. Doğru yapıyorum, değil mi? Bence doğru yapıyorum. Yani çünkü başka türlü vidalayamam. Tabii. Sanki ya alyanlarda ya vidada, bakın şöyle bir sıkıntı var. Anlayamadım. Boşa gidiyor. Neyse, bunu ben bir ara sıkarız artık. Orada bir sıkıntı var ama çözemedim. Neyse, hemen bu tarafa geçelim. Benden de kaynaklanabilir şimdi. Kimseye şey yapmaya gerek yok. Sıkmazsak oynuyor. Var mı sıkıntı? Yok. Şimdi şu tekerlerimizi takıyoruz hemen. Şöyle takmatik bir şey yapmışlar herhalde. Çevirmeli falan değil. Elimde kalmasın. Üzülürüm. Yoksa şimdi tekerlek nereden bulacağım? Evet, bu da rahat girdi. Şimdi öyle değil mi? Bu şekilde. Görmüş olduğunuz üzere masamız kısmen de olsa kuruldu. Hemen ara
parçamızı da takalım. Daha da sağlamlaştıralım. Arkadaşlar, kurulumu tamamladık. Görmüş olduğunuz gibi ürünümüz bu şekilde. Gayet de güzel. Şöyle istediğimiz gibi notebook'umuzu bu şekilde kullanabiliriz. Birazcık alçak geldiği gibi gözükse de şuradan istediğimiz yüksekliğe ayarlayabiliyoruz. Burada bir eksiklik var. Yanılmıyorsam. Eksikliği şöyle söyleyeyim. Sanki delik olması gerekiyormuş da koymayı unutmuşlar gibime geliyor. Yani şöyle şöyle de kullanabilirsiniz. Bakın. Baktığınız zaman ta içe kadar gelebiliyor. Böyle istediğiniz gibi sırtınızı yaslayıp bilgisayarınızı karşısına alıp bakın sıkıştırdım. Herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir zorlanma yok. Mesela diyelim ki bunu aldık. Tekerlekleri de çok şey. Şöyle ittireyim mesela. Mesela sadece şey olarak düşünmeyin. Bilgisayar olarak da düşünmeyin. Bu şekilde yapıp işte çayınızı, kahvenizi koyup her türlü amaçla kullanabilirsiniz. Bakın yükseklik o kadar güzel ki bu araya girdi. Bakın şu araya. Eğer sizin de şeyiniz yüksekse birazcık daha yükseltebilirsiniz. Şurada demirler sürtüyor. Ondan dolayı hatta şöyle mesela bakın gayet güzel. Vallahi benim çok hoşuma gitti. Mesela suyumu aldım koydum. Şöyle burada atıştırmalık bir şeyimi koyabilirim. Çayımı kolayı koyabilirim. Mesela biz bazen akşamları işte bir şeyler atıştırıyoruz. İşte işte orta sehpaları çıkartıyoruz. Neydi bunların adı? Fiskos sehpa mı diyorlar? İşte şunları çıkartıyoruz. Şöyle ufacık tefecik şeyleri çıkartıyoruz. Ve kullanıyoruz onları. Böyle o da ufak oluyor. Böyle çayı buradan al vesaire. Ama şimdi burada çayımızda, suyumuzda hepsi yanımızda. Bunu tuttuk, çevirdik. Şöyle. Tabii halıdan dolayı şey yapıyor. Çevirdik. Hemen önümüze aldık. Yemek yemek istediğimiz zaman da rahatlıkla bu şekilde yemeğimizi de yiyebiliriz. Vallahi ben ürünü çok beğendim. Çok mantıklı bir ürün. Fiyatı da gayet makul. Zaten hepsi buraya girerseniz bu ürünü karşılaşabilirsiniz. Ben linkini size paylaşacağım. Şöyle de ölçeyim. Derinliği yaklaşık 39 santim. Uzunluğu ise 69 santim. Yerden yüksekliği normal şartlarda hani bu biz az önce kaldırdık. 52-53 şu şekilde yaptığımızda 65'e kadar çıktı. Birazcık daha yükseltebiliriz. 70 santime kadar yükselebiliyor. Ürün gayet kullanışlı. Güzel bir ürün. Ve mutlaka da eğer böyle bir şey düşünüyorsanız da almanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte laptop çalışma masamızın kurulumunu yaptık. Uzun zamandan beri almayı planladığım bir üründü. Dün evvelsi günü itibariyle pazartesi günü sipariş verdim. Çarşamba günü elime ulaştı. Ürünü birlikte kuralım istedim. Çünkü bu tarz ürünleri aldığımız zaman handikaplar olabiliyor. İstediğimizi vermeyebiliyor. Ben de sizlerle birlikte kurmak istedim. Gerçekten de şu an kurduğum an itibariyle ürünün kullanışlı, ergonomik ve faydalı bir ürün olduğuna kanaat getirdim. Böyle işte olumsuz bir yorumlar görürseniz de ben haldırış etmeyin derim. Rengi de gayet güzel. Ebatları da gayet uygun.
Yükseklik ayarlı olması da bir artı avantaj çünkü herkesin koltuğu bir olmayabilir. Görmüş olduğunuz gibi ben şöyle tek tek koltuğumu aldım ve yanaştırdım. Şöyle hatta aralara giriyor olması da gayet güzel. Bu şekilde istediğim gibi hiçbir şekilde eğilip bükülmeden, belime ağrı vermeden çalışmalarımı yapabilirim. Sadece laptop için düşünmeyelim arkadaşlar. Bu aslında benim birinci öncelik amacımdı. Biz bunu şöyle masamızı koltuğumuzun yanına koyabiliriz. Burada suyumuzu koyabiliriz, çayımızı koyabiliriz. Herhangi bir şekilde devrilme riski taşımadan mesela şuraya koyduğunuz zaman çayınızı veya suyunuzu devrilme riski yaşayabilirsiniz. Ve tekerlekli olması da gerçekten bir artı avantaj. Görüyorsunuz istediğim gibi hareket ettirebiliyorum yerinden kımıldamadan. Başka türlü eğer tekerlek olmamış olsa bunu bu şekilde hareket ettiremeyeceğim. Ben üründen çok memnun kaldım. Kalitesinden de çok memnun kaldım. Eğer sizler de düşünürseniz linkini aşağıya bırakacağım. Faydalı bir ürün olduğu için sizlerin de faydalanmasını istiyorum. Gayet de fiyatı da makul olduğunu düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadar. Bu şekilde ürün tanıtımları yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. Çünkü biliyorum herkes bu tarz ürünleri alırken çekinceleri oluyor. İşte kargoda bir zarar gelmiş olabilir diye düşünüyorsunuz. Veya kırık çıkık olabiliyor. İşte vidalar tam yerine oturmayabiliyor. Ben de dilim döndüğünce sizlere bu ürünü anlatmaya çalıştım. Umarım da sizler için de faydalı olmuştur. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Kesinlikle bir ücret söz konusu değil. Abone olduğunuz zaman, videolarımı beğendiğiniz zaman bana destek olmuş oluyorsunuz. Bu desteklerinizi benden esirgemeyin. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.